için vaktimiz olmayan bir şey bakanlığı çıkış yapmış. O genç ilk kadar eski. Çok teşekkür ederim. The majority, pardon, our world. So, in the leadership of our union, thanks to those projects that we have been implementing, we try to disseminate all those expertise from the local places to the whole country, and we focus on protecting the ecosystem thanks to our local administration. And therefore, our municipalities play a very important role in this respect, and we are supporting our municipalities. Within this whole based on pollution control and the disaster management and response project. And by taking this opportunity, I would like to thank all our stakeholders who have been to... Sayın Büyükelçim, Şeyh Hanım, Kıymetli Başkanım, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensuplarım, bugün bu önemli toplantıda Büyük Başkan olarak bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımın ne kadar yoğun bir tempoda çalıştığını biliyoruz. Ama bu önemli bir zamanda bize başkanlık yaptığı ve bu zamanı ayırdığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Büyükelçimiz ve Jaika ile olan bizim dostluğumuz bugün değil, dün değil, yaklaşık 2014'ten beri biz Gaziantep Büyükşehir olarak Japon Büyükelçimizin bilgisi dahilinde ve Japon Ulaşma Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın, Japon Hükümeti'nin büyük desteğiyle Jaika ile çok yoğun bir şekilde çalıştık. Ve bu 14 başlıkta hem su kanalizasyon liderleriyiz, GASKİ'nin bütün altyapısını, hem de Çevre Daire Başkanlığı'nın yaptığı bütün çalışmaları JICA ve JICA'daki başkanlarımızla birlikte oluşturduk. 2 milyonluk Gaziantep'e bir gecede canını, malını, çocuğunu, ailesini kurtarmak için en güvendiği limana komşusuna sığınan mültecilerle karşı karşıya kaldığımızda en çok güvendiğimiz dostumuz Japon halkı, Japon hükümeti ve JICA'nın çok güçlü desteğini yanımızda bulduk. Ben şehrin belediye başkanı olarak 2 milyon Gaziantepliler adına özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Burası sağlıklı şehir olması, akıllı şehir olması başlıklarında Sayın Cumhurbaşkanımızın Yerel Yönetimler Manifestosu'nda koyduğu altyapıda biz JICA ile çalışmamış olsaydık bugün bunları tamamlayarak huzurlarımıza gelememiş olurduk. Ama bugün bütün başlıkları tamamlayarak bir Gaziantep modeli, birlikte çalışma ve kardeşlik modeli sistemiyle birlikte yeni bir dünya kuruluyor. Sosyal adaletin, sosyal barışın, çevresel kalkınmanın birlikte ekonomiyi, ekolojiye dönüştüren yeni bir sürdürülebilir kalkınma modelini hayata geçirmek için hem hükümetimiz Paris Antlaşması'nı imzaladı, hem ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmayı yaptı. Ama burada en büyük uygulama yine belediyelerde, yerel yönetimlerde ölüyor, binalar öldürüyor. Artık biliyoruz ki seller öldürmüyor, yanlış planlanmış şehir planlaması öldürüyor. O yüzden sel olduğunda, deprem olduğunda, yangın olduğunda bunlar bir sonuç. Biz koruyucu önleyici tedbir dediğimiz tedbiri almak için bu imzalar atıyoruz. Niyetimizde önce tedbir, sonra tevekkül diyor. Atacağımız imzayla 90 belediyemizin çalıştaylarla, eğitici eğitimleriyle kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz, direncini artıracağız ve bu işi nasıl yöneteceğini öğreteceğiz. Daha da mühimi Japonya'ya gidip uygulama örneklerini göstereceğiz. Bizim açımızdan, Belediyeler Birliği üyesi açısından da çok önemli bir imza olacak. Hem bu Gaziantep modelini bir Türkiye modeli, bir dünya modeline dönüştürme fırsat olacak. Ben hem katılımınız için çok teşekkür ediyorum, hem bu büyük destekten dolayı Dışişleri Bakanımıza, Bakanlarımıza, Kıymetli Bakanımıza, Büyükelçimize ve JICA Başkanı'na hürmetlerim ve saygılarım. Beni takdim ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın konuklar, iyi günler. Ben Japonya Büyükelçisi Suzuki Tadahiro. İç iş 協力に関するトルコ共和国政府と日本国政府の間の協定は
大国民議会における批准を経て本年4月に発効いたしました。改めて JICA 専門家の派遣等が可能になるとともに、今後各個別プロジェクトが迅速に実現していくこととなりました。本日この協定の最初のプロジェクトである地方自治体の廃棄物汚染管理及び災害、リスク管理能力向上プロジェクトの開始に際し、トルコ自治体連合ファトマ・シャヒーン総裁、トルコ外務省セダット・オナル副大臣はじめ、来賓の皆様とともに、田中ジャイカトルコ事務所長とバチュラルトルコ自治体連合事務局長との間での RD 署名式に立ち会うことができ、大変光栄に思います。今後、この協定のもと年内にもですね、本プロジェクトをはじめ4件が開始される見込みであります。中国の開発実施機関の中でも JICA は技術協力、特にきめ細やかな人材育成を得意としています。日本は防災分野、医療保険分野等で優れた技術を有しております。この技術協力を通じて幅広くトルコでの人材育成等に貢献できることは、伝統的友好関係にある両国にとり新たな象徴的意義を与えるものと考えています。技術協力は人材育成を通じ人と人の絆を強めるものです。今後より一層日本とトルコの友好関係が発展していきますことを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。Türkiye dostluğunun daha da güçlenmesini dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you very much for your kind attention. Çok teşekkürler. Çok kıymetli başkanım, sayın büyükelçim, JICA'nın değerli başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın birlikte yürüteceği katı atık yönetimi, sıfır atık, kirlilik kontrolü ve afet yönetimi alanlarında işbirliği projesinin imza töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle sizleri Sayın Dışişleri Bakanımızın selamlarını ve tebriklerini iletiyorum. Kendisi biliyorsunuz Japonya'nın Sayın Bakanımızın gönlünde müstesna bir yeri vardır. Kendisi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere bugün Semerkant'ta. Dünyanın iklim değişikliği başta olmak üzere ciddi, zorlu, çevresel sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde hayata geçirecek olan bu proje, Türkiye ve Japonya arasında güçlü dayanışma ve işbirliğinin yeni bir somut örneğini teşkil edecek. Vesileyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in şahsında Türkiye Belediyeler Birliği'ni ve JICA'yı gönülden kutluyorum. Ankara Büyükelçisi Sayın Suzuki'ye de katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum. Gelecek yıl Türkiye ile Japonya arasında ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükselten bildirinin imzalanmasının 10. yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız ve eski Başbakan Sayın Abe tarafından imzalandığını hatırlayacaksınız. Bu vesileyle Türkiye-Japonya dostluğuna çok önemli katkılar sağlayan Sayın Abe'yi saygıyla ve minnetle alıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde olmasından ve sürekli olarak ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın Japon mevkidaşlarıyla Eylül ayında gerçekleştirdikleri görüşmelerde işbirliğimizin geliştirilmesi yönündeki tam ortak siyasi irade bir kez daha değindi. Japonya'yla ikili ilişkilerimizi hemen hemen her alanda geliştirmek yönünde çalışıyoruz. Ama buna ek olarak bölgesel ve uluslararası konularda da işbirliğine ve istişarelerimize ayrı bir önem veriyoruz. Japonya bizim yeniden Asya girişimimizin de en önemli odak ülkelerinden biri. Yeniden Asya girişimimizin Japonya'nın serbest ve açık Hint-Pasifik vizyonunun ortak hedefleri doğrultusunda Afrika, Orta Doğu, Orta Asya başta olmak üzere başka coğrafyalarda ve üçüncü ülkelerde kalkınma ve refahın teminine yönelik işbirliğimizin güçlendirilebileceğini, müşterek projelerin
oralarda da hayata geçirilebileceğine inanıyoruz. Teknik işbirliği alanı stratejik ortaklığımızın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Bu bağlamda JICA'nın Türkiye'nin kalkınma projelerine sağladığı katkıları takdirle karşılıyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak uluslararası toplumun müşterek sorumluluğudur. Çok kıymetli başkanımın atıf yaptığı gibi bugün iklim değişikliğinin etkisiyle büyük yıkımlara yol açan afetlere ve krizlere artık daha sık şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu çabalarımızın devamı olarak Paris Sözleşmesi'ni geçtiğimiz yıl onayladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini açıkladı ve yeşil kalkınma devrimini ilan etti. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız somut projelerle özellikle refikaları Sayın Emine Erdoğan himayesinde 2017'de başlatılan sıfır atık projesiyle 34 milyon ton geri dönüştürülebilir atık işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır. Sıfır atık ve Türk-Japon işbirliğinin unsurlarından olan afet yönetimi alanlarında yerel yönetimlerin de dahliyle imzalanan bu işbirliği projesini bu çerçevede çok anlamlı buluyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında bugün imzalanacak olan projenin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer protokol yüksek müsaadenizle bu kıymetli anlamının süreçlendirilmesi için bir aile fotoğrafı almak üzere. Herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.